Ömer Zeren. Murat Biber. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Mart ayında alınan yanlış kararlar yeniden gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün itiraz yetkisini kullanarak 3 maddeyi mecliste tartışmaya açtı. Özel Kalem Müdürü'nün 25.3.2015 tarihli 16.2 sayılı Belediye Başkanı itirazıyla meclise iade edilen 10.03.2015 tarihli 147 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesiyle ilgili teklifi. Sulama kuyularının ve sondajların borçlarıyla birlikte kooperatiflere devredilmesi yönündeki komisyon kararı, Manisa Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş olmasına rağmen AK Partililerin ısrarıyla kooperatiflere verilmişti. Tarımsal sulama sondajlarıyla ilgili geçen ay meclisimizin aldığı bir karar vardı. Yetki meclisine de bu tekrar meclise görüşülme karar iadesi. Başkan Ergün, valilik tarafından oluşturulan komisyonun kararını hatırlatarak, belediyelerin kendilerine verilmiş malları ancak kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceğini ve aksi yönde alınacak bir kararın hukuksuz olacağını ifade etti. Sulama kuyularının ve sondajların Büyükşehir Belediyesi yerine kooperatiflere verilmesi yönündeki karar tekrar oylanarak yine AK Partililerin ve CHP'lilerin oylarıyla kooperatiflere verilmesi kararlaştırıldı. Kabul edenler, kabul etmeyenler, o çöpürde kabul edilmiştir. Hayır olsun. Başkan Ergün, biz bu kararı reddediyoruz, siz kabul ediyorsunuz. Hayırlısı olsun, mahkemeye gideriz, dedi. Biz reddediyoruz, siz kabul ediyorsunuz. Başkan Ergün, sulama kuyuları ve sondajlarının kooperatiflere devrinin yanı sıra, Mart ayı meclisinde Kırkağaç, Şehzadeler, Yunus Emre, Akhisar, Soma, Gördes, Demirci, Köprübaşı, Ahmetli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçelerindeki park ve yeşil alanlarla ilgili paylaşımlara da itiraz etti. Özel Kalem Müdürü'nün 25.3.2015 tarihli 16.3 sayılı Belediye Başkanı itirazıyla meclise iade edilen 19.3.2015 tarihli 192 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesiyle ilgili teklifi. Başkan Ergün'ün itirazında belediyeler arasındaki dağılıma ilişkin esasların belirlenmesi hükmüne uyulmadığı, farklı ölçekteki ve nitelikteki park ve yeşil alanların listelendiğinin tespit edildiğini belirtti. İtirazda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tek tek park ve yeşil alanları saymak yerine söz konusu kararın bundan sonra oluşacak bütün alanları da kapsayacak nitelikte genel kriterlerin belirlenmesinin daha uygun ve hukuki olduğu ifade edildi. Aynı şekilde yolların paylaşımı konusunda da uygun olmayan kararların alındığını dile getiren Başkan Ergün, yeniden meclis gündemine getirdiği kararları oyladı. Yine geçen ay park ve yeşil alanlarla ilgili meclis kanun kurulu kararı iadesi tekrar görüşülmesi başkanına verilen yetki. Bu konuda yeteri kadar görüşüldü. 23 ve 24'e de katıldı. Çünkü 24. maddede yolları kapsıyor. Geçen ay yeteri kadar bunlar konuşuldu, görüşüldü. Bunlar belediye başkanının yetkisi dairesinde tekrar meclis görüşülmesi noktasında gönderilen iki karar. Bu konuda görüşlerde farklılık var mı, yok mu? Veya söz almak isteyen var mı? Yoksa geçen ay alınan kararı kabul edilip edilmemesini oylarınıza sunuyorum. Oylamada AKP ve CHP grubu Mart ayında alınan kararların doğru olduğunu savundu. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ret oyu verdiği maddeyle ilgili konuşan Başkan Ergün, idari mahkemeye taşınacak iki karar daha çıktı, dedi. Kabul edenler, kabul etmeyenler, o çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, bir tane daha idari mahkeme çıktı. Hayırlı olsun.